İnsanoğlunun tarihi belə başlandı. Allah'ın sözünün yerine Adam ve Hava şeytana uydular. Onlar Allah'a kulak vermediler, onun için alaka bozuldu. Onlar günah ettiler, günahın peşine dünyaya ölüm geldi. Ağaç yapraklarından urba yapıp ayıplarını gizlediler ama Allah o urbalara razı olmadı. Onun yerine hayvan derisinden urba yapıp onları kabladı. Onların kayıplarını gizleme için Allah kendi birinci kurban etti. Adamın ve Havanın iki çocukları doğuldu. Kain ve Habil. Kain kendi yetiştirmiş yiyeceği Allah'a getirdi. Habil hayvanı kurban etti. Habil'in kurbanından Allah razı oldu. Kain'inkinden razı olmadı. Kain'in hırsı çıktı. Rabbi ona soruştu. Niye hırslanıyorsun? Eğer ters işi görmüşsen, seni yenkmeye kapan günah geldi. Kain kızgançılıklığından Habil'i öldürüp insanlığın çokluğunu günaha düşürttü. Bir zaman sonra her şey kötüye gittiğine sebep Allah diyor ki, yeryüzünde yaşamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Nuh'tan ve ailesinden başka hiç kimsenin. Allah bir kemen yapmak için Nuh'u çağırıyor. O büyük bir kemen yapanda haber ediyor ki, günahın peşine yurgalama geliyor ama kaçmaya ve Allah'ın rahmetini almaya tek bir yol vardır. Kema. Nuh'a gül yiyeller ve maskara ediyeller. Teki şimşek. Gökyüzünden yağmur yağdı ve derinden su kabardı. İnsanlar böyle işe hazırda gürüdü. Sel her bir insanı ve hayvanı öldürdü. Hele dünya onların günahlarına sebep kırıldı. Tak Nuh ailesinden hem hayvanlarından hangilerini Allah yolladı, kemede kurtuldular. Sonra geldi İbrahim, imanın babası. Allah ona dedi, oğlun dağa götürüp kurban et. İbrahim bu emirden rahatsız oldu ama Allah'a itaat etti. Oğlunu Moria dağa götürüp imanını gösterdi. Ne zaman İbrahim oğluna bıçağı vuracaktı, Allah onu durdurdu. Ve oğlunun yerine hayvanı verdi. Hayvan iftası oğlunu geri verdi. Kan için kan, can için can. 400 yıl geçti. Ve Allah İsrailleri Mısır'dan çıkarmaya Musa'yı yolladı. Mısır'ın padişahı Firavun Allah'ın fikrine terslik etti. Onun için Rabbi on belayı yolladı. Akırıncı bela belaydı. Allah her bir evin birinci doğulmuş erkek çocuklarını öldürmeye Azrail'i yolladı. Ama millete bir kozu kurban etmeye buyuruldu. Ve kanıyla ev kapının dikmesini sürtmeye buyuruldu. Azrail kanı görüp ahniyirdi ki, bunda çocukların yerine hayvan kurban olmuştur. İster Yahudi, ister Mısırlı, ister kul, ister özgür olsun. Allah'ın buyruğuna kulak verenin çocukları sağ kaldı. Yoksa tam Musa'nın kahanatta bulunduğu o gece meydana geldi. Ve kurban arkasından Allah'ın rahmetini almamışların evlerinin bütün Mısır'da büyük bir ağlayış örttü. Daha sonra Musa Tevrat'ı verdi. Yerde insanların günahlarını örtmek için Allah'ın kaydaları var idi. Günahlı olan imama kurban etmeye bir hayvanı götürüyordu. Hayvanın başına elini koyuyordu. Ele kendinin günahını ve ayıbını hayvana geçiriyordu. Sonra hayvan kurban ediliyordu. Kanı tökülüyordu. İnsanın günahı kablanıyordu. Padişah Davud ve peygamberler Musa tarafından verilen Tevrat'ı izliyordular. Ama hayran kalıyordular ki, hayvanın kanıyla insanoğlunun günahları gerçekten paklanır mı? Ya da geleceği göstermeye simbollardır ve alametlerdir. Davud bir padişahın, bir Mesih'in geleceğini peygamberlik etti. Padişah Davud'un kökünden gelen hakim olacak, saftlı yürek sahabi, alçak gövüllü bir adam. Bu Mesih günahsız, kamil, suçsuz, masum olacak. O aziyet çekecek, ölecek ve layıklı kurban olacak. O kusursuz kurban olacak. İsa ahırda dünyaya geldi. Çünkü onun için iyi yer bulunmadı. Bir bakireden günahsız doğuldu. Bir asil ama buhara, padişah Davud'un kökü.
Köylü Buhara çobanlar ve doğudan gelen zengin alimler çocuğa hürmet ettiler. Ele Masih'in geleceğine aziz kitaplarda verdiği sözü tanıklık ettiler. İsa sevgiye, gerçeğe, barışmaya, alçak gövüllülüğe nasihat edirdi. Bir dülgar ama akıllı alımıydı. Allah'tan daha çok adetlerini sevduklarına ikiyüzlü dindarları kınıyırdı. Ama tevbekar günahkarlar, mütevazlar, buharalar onu seviyirdiler. Sağırı, koru, sahati ve kötü ruhluları sağladıyırdı. Hem de ölüleri bile tekrar yaşamaya dirildiyirdi. Evsiz adam, gezgin bir mahallim. Allah'ı sevenleri tam bir devri sürmeye çağıran devrimci. İsa hem de Allah'a baba diyirdi. Ele bütün dünyaya gösteriyirdi ki, Allah sizi baba kimin seviyir. Allah insanlarından, kendi çocuklarından kimin iyi alaka kurmayış diyirdi. Ama bir sorun var idi. Onlar hala da günahkar idiler. Ama Allah mukaddes. Adamdan başlayıp insanların günahları onları Allah'tan ayırdı. İnsanları tekrar bir araya götürmeye ne yapmak lazımlığını Mesih bilirdi. Peygamber Yahya İsa'dan ötürü dedi, aha dünyanın günahlarını ortadan kaldıran Allah'ın kuzusu. Kurban olma için kusursuz İsa Mesih seçilmişti. Hiçbir zaman günah işlememiş idi. O kutsal idi, saf idi, kamil idi. Ama günah için bakalı piyatı verdi. Günahsız günahkarların yerine. Kutsal kişi günahkar insanların yerine de kişildi. Bunu babası için yaptı. İnsanların günahlarının piyatını verdi. Günahın kullarını kurtarma için ve adamın yutulmuşunu onlara geri verme için. Allah'ına mükemmel bir alaka. İsa Allah'ın kendinin babasının iradasına haçta öldü. Peygamberlerin yazılarını becerme için Allah İsa'yı kurban etti. İsa Allah'a kulak verip dünyanın günahlarını boynuna alıp sana ve bana sebep kurban kuzusu oldu. Fakat orada durmadı. Allah üç günden sonra Mesih'i ölümden diriltirdi. Nasıl ki söz verdi İsa'ya inananlara ki onlar da tekrar dirilip sonsuz yaşayacaklar. Bundan sonra İsa öğrencilerine tekrar geri geleceğine söz verdi. Ama bu defa dünyanın hakimi ve padişahı kimi. Mesih insanoğluna Allah'ın en büyük hediyesidir. Günahlarının içinde insanlar ölmesinler ve Allah'tan ayrılmasınlar. Ancak İsa'nın kurban edilmişini alıp onlar mükemmel bir alakaya geri dönebilirler. Fakat her bir hediye kimdir? O da alana katan sizin de gör.